Merhaba arkadaşlar, dün çocuklarla elmaları toparladık, yıkadık, doğradık. Şimdi de sirke yapımına geçiyoruz. Doğal sirkemizi içeceğiz, sağlık bulacağız, şifa bulacağız inşallah. Önce birazcık tabii ki nohutumuzu atıyoruz. Bazıları değişik değişik şeyler de koyuyorlar. Benim yaptığım şekilde gösteriyorum size. Şöyle bir tutamcık kadar da bir tatlı kaşığı, çay kaşığı kadar tuz. Ondan sonra elmamızı içine yarıya gelecek şekilde dolduruyoruz. Şöyle. Her zaman kendi sirkemi kendim yapıyorum. Kendim doğal sirkemi içiyorum. Evdekiler içmese bile ben kendim için yapıyorum. Kendim içiyorum. Şöyle yarısına gelecek şekilde top koyuyoruz. Ondan sonra da hazır su da kullanabilirsiniz. Fakat ben çeşmeden alınmış suyu kullanıyorum. Çeşmeden suyumu almayı unuttuğum için şimdi alıyorum. Hazır hemen çeşmeden doldurduğum suyu üstüne gelecek şekilde biraz boşluk bırakacak şekilde şöyle dolduruyorum. Şöyle birazcık boşluk bırakıyorum ki o köpürdüğü zaman yer bulabilsin diye. Şunu bir kenara koyuyorum. Ondan sonra balımı alıyorum. Bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı kadar diyeyim şöyle ortalama. Balımı koyuyorum şöyle. Onu da hallettik mi? Ettik. Ne yapıyoruz şimdi? Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Ondan sonra bunu her gün gidip gelip böyle birkaç kere şöyle günde bir kere karıştırsanız yeterli. Karıştırıyorsunuz. Şöyle. Ne yapıyoruz ondan sonra? Bırakıyoruz. Peçete. Mutfak bezleri olur. Mutfak peçetesi olur. Temiz, güzel bir bezi bu şekilde alıp şöyle kapatıyorsunuz. Ve her gün bunu açıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Kenarlarında oluşan küf, kir, pis bir şey varsa temizliyorsunuz tekrardan. Bu bir hafta, 10 gün, belki 2 hafta içinde yavaş yavaş aşağıya elmalar çökecek. Su yüzüne çıkacaktır. Ondan sonra kendi haline bırakacaksınız. Yavaş yavaş anasını görmeye başlayacaksınız. Sirke anasını. İstediğiniz kadar bu şekilde tutun. 1 ay, 2 ay. Ondan sonra süzmek istediğiniz zaman elmalar iyice yumuşadıktan sonra süzme aşamasına geçiyorsunuz. Süzdükten sonra da güzel temiz cam kavanozların içine süzüp ağzını sıkıca kapatıyorsunuz. Karanlık bir yerde, ışık görmeyen bir yerde bekletiyorsunuz. İstediğiniz zaman, istediğiniz şekilde kullanıyorsunuz. Doğal sirkenizi yapmış oluyorsunuz böylece. Yapanlara sağlık, şifa, afiyet olsun diyorum. Öpücükler gönderiyorum hepinize. Öptüm.